Selamlar. Gelelim günümüzde Hadid ailesinin en gözde olan, en popüler ve başarısını hala sürdürebilen ve aynı zamanda da hayatı en çok merak edilen Hadid bireyi Bella Hadid'e ve tüm özel hayatının detaylarına. Bella hem modellik kariyeri hem özel yaşantısı hem sosyal sorumluluk konularındaki cesareti derken Hollywood'un son yıllarda en çok öne çıkan model olmakla birlikte aynı zamanda sahip olduğu fiziksel özellik ve mental donanım sayesinde de rakiplerine büyük bir fark atarak günümüz modellik camiasında rakipsiz bir şekilde yoluna devam ediyor. Bizler de bugün olabildiğince bu güzel kadının hayatına ve kariyerine daha yakından bakmaya çalışacağız. Uzun ve detaylı bir araştırma oldu. Bundan dolayı da abur cuburlarınızı ve kahvelerinizi daha şimdiden yanınıza almanızı öneririm. Ve hazırsanız videoyu başlatıyorum. Isabella Kerr Hadid 9 Ekim 1996 tarihinde Amerika'nın Washington eyaletinde dünyaya geldi. Bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi eski model olan ve Hollywood'da iyi bir yere sahip olan Hollanda ve Alman asıllı bir anne olan Yolanda ve milyoner iş adamı bir baba olan Muhammed Hadid'in ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Isabella da anne ve babalarının ortak kararı olarak daha sağlıklı ve özenle yetişmeleri için hayatlarının ilk birkaç yılında ablası Gigi ve kardeşi ile birlikte Santa Barbara'da özel bir aile çiftliğinde yetiştiler. Yetiştikleri bu çiftlik de onların gelecekteki özel hayatlarını olumlu anlamda güzel bir noktaya taşıyacak bir zemini hazırlıyordu. Yetiştikleri bu çiftlik çocuklara Amerika'nın korkunç hırs ve zorbalık enerjisinden uzak, konforlu ve doğal beslenmenin yer aldığı, aynı zamanda da sağlıklı insan ilişkilerinin kurulduğu ve aile bireylerinin güçlü bir bağ yakalamalarını sağlayan özel bir ütopya sağlıyordu. Tüm çocuklar eşit seviyede yetişiyor olsa da Isabella'yı ailenin diğer çocuklarından ayıran önemli özellikler vardı. Isabella yetiştiği bu çiftlikte hayvanlarla kurduğu bağ sebebiyle pek çok hayvanla iç içeydi ve kısa sürede bu onlarla daha profesyonel bir bağ kurmasına sebep olmuştu. Özellikle atlara karşı yüksek bilgisi oluşan küçük Isabella ailesini de yönlendirmesiyle birlikte yürümeyi öğrenir öğrenmez at biniciliği eğitimini almaya başlamıştı. Haftanın birkaç günü aldığı bu eğitim sayesinde kısa sürede binicilik konusunda inanılmaz bir yol kat eden Isabella bu yeteneğini bugün bile hala sürdürecek kadar büyük bir tutku haline evritmişti. Ablası Gigi ile arasında inanılmaz bir bağ olan Isabella küçük yaşlardan bu yana hep ablasını örnek alıyor ve onun yolundan gitmeye çalışıyordu. Ailenin tek erkek çocuğu olan küçük kardeşleri de ablalarıyla birlikte yaşamanın konforunu çıkarıyor ve birlikte Amerika'nın ileride tadını çıkaracak olan bu sağlıklı çocukluk evresinin tadını çıkarıyorlardı. Hristiyan bir anne ve Müslüman bir baba ile yetişen Isabella, inancının getirilerini hemen hemen her şekilde hayata geçiren ve kökenlerinden kopmayan babasının kendisine aktardığı bilgiler ışığında İslam inancı ile yetişmiş, çoğu zaman çocukluğundan bu yana aralıklarla da olsa oruç tutmuş ve inancı doğrultusunda babasının kökenleri olan Filistin'i defalarca kez ziyaret etmiş ve Müslümanlığının tüm detaylarını daha küçük yaşta tanımaya başlamıştı. Ablası Gigi'ye kıyasla daha duygusal ve daha karanlık olan Isabella, bu merakı sayesinde küçük yaşlarda inançlar konusunda da anne ve babasından oldukça sağlıklı yönlendirmeler alarak hayata ve insanlara bakış açısını da daha o dönemlerde netleştirmeyi başarmıştı. 2000 yılına geldiğimizde Isabella'nın annesi Yolanda ve babası Muhammed boşanmaya karar vermişlerdi. Ancak bu karar oldukça dostane bir şekilde alınmış ve bu süreç hiç zorlu olmadığı gibi aynı şekilde de bir o kadar kolay hayata geçmişti. Haliyle de hiçbir Hadid ailesi bireyi bu durumdan negatif olarak etkilenmemişlerdi. Isabella 2017'de verdiği bir röportajda bu dönemleri şu cümlelerle açıklıyordu. Santa Barbara'da bir çiftlikte büyürken gündüzleri okula gider, sonra doğruca ahıra gider, atlarıma biner, her akşam saat 6'da ailemle birlikte yemeğimi yedikten sonra ödevlerimi yapar ve uyurdum. Çocukluğunu sancısız ve travmasız bir şekilde hatırlayan Isabella için geleceğini planlamak haliyle daha kolaydı. Gigi ve Isabella'nın artık ergen yaşlarına ulaşmasıyla birlikte daha iyi bir hayata ve daha fazla olanaklara sahip olmaları için ailenin ortak kararıyla birlikte çiftlikten şehir hayatına yerleşmeye karar vermişlerdi. Ablası Gigi'nin suç psikolojisi okumak isteğiyle annesinin kendisini yönlendirdiği modellik dünyası arasında sıkışıp kaldığı bu dönemlerde Isabella ailenin en sessiz bireyiydi. Anne Yolanda model geçmişi olması ve hırslı, hedefleri doğrultusunda tam odak bir şekilde hayatını tasarlayan bir kadın olması sebebiyle evin büyük çocuğu olan Gigi bir kariyer seçimi yapacaktı. Ya suç psikolojisi okuyup tipik bir genç kız gibi hayatını yaşayacaktı ya da annesi Yolanda'nın yönlendirmelerine uyarak hayatını tamamen değiştirecek olan ve global anlamda bir şöhrete kavuşacağı modellik dünyasına girecekti. Ablası Gigi'nin ani bir kararla modellik dünyasını seçmesiyle birlikte
birlikte anne Yolanda tüm kontaklarını hayata geçirmiş ve Amerika'nın en iyi ajanslarından birine ilk çocuğu Gigi'yi yerleştirmeyi başarmıştı. Ancak Yolanda kariyer konusunda oldukça katı ve kökenlerinden gelen Alman disiplininden hiç ödün vermeyen sert bir kadındı. Yolanda büyük bir model haline getirmek istediği büyük kızı olan Gigi'yi bir proje olarak tasarlıyordu ve üzerinde oldukça sert bir hakimiyet kılmıştı. Kızının sadece belirlenen program şeklinde beslenmesine izin verip liste dışında olan herhangi bir yiyeceğe ağzının yakınlarına bile getirmesine izin vermiyor olması Gigi'yi ve haliyle de bunları yakından izleyen Isabella'yı şaşırtıyordu. Bununla birlikte Gigi bu süreçlerde basit bir hamburgeri bile annesi Yolanda yakınlarında yoksa yiyebiliyordu ve çoğu zaman bunu gizli yapmak zorundaydı. Ablası Gigi'nin modellik yolculuğunun şiddetine bu seviyede yakından şahit olan Isabella hem etkilenmiş hem de ürkmüştü. Isabella artık 10 yaşındaydı, okul dışında at biniciliğine devam ediyor ve lokal yarışmalarda da iddiasını ortaya koyuyordu. Ancak bunun dışında da farklı bir şeyler yapmak istiyordu. Milyon dolarlık bir ailenin çocuğu olmasına rağmen kendi parasını kazanmak isteyen Isabella, 14 yaşındayken bir meyve suyu standında çalışarak ilk defa kendi parasını kazanmış ve aynı zamanda da kendisi için ilginç bir iş tecrübesi elde etmişti. Isabella bir meyve suyu standında meyve suyu satıp parasını kazanırken ablası Gigi Amerika moda dünyasına hızlı bir giriş yapıyordu. Ve ne yazık ki tam bu dönemlerde Isabella'yı keyifsiz bir gelişme bekliyordu. 14 yaşının sonlarında geçmeyen baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk, ışığa ve gürültüye karşı yoğun hassasiyet yaşamasıyla birlikte hastaneye kaldırılan Isabella'ya Lyme hastalığı teşhisi konmuştu. Lyme ise kene ve benzeri parazitlerin insan vücuduna yapıştıktan sonra taşıdıkları virüs ya da bakterileri insanlara bulaştırmaları sonucu ortaya çıkıyor. Lyme hastalığı özellikle geyik kenesi denen bir kene türünde bulunan Borrelia bakterisinin insana bulaşması ve bununla birlikte gelişen semptomlardan oluşuyor. Hastalık tedavi edilmediğinde felce kadar ilerleyen nörolojik semptomlara neden olabiliyor. Ve ne yazık ki bu talihsiz durum Isabella'nın hayatında ve kariyerinde sürekli kendini hissettirecek keyifsiz bir durum olarak yer alacaktı. 2014 yılında Malibu Lisesi'ndeki eğitimini de başarıyla tamamlayan Isabella ardından Parsons School of Design'da fotoğrafçılık eğitimi almak için büyük bir karar alarak yaşadığı eyaleti değiştirmeye karar vermişti ve iyi bir fotoğraf sanatçısı olabilmek adına ailesinin de desteğiyle birlikte New York'a taşınmıştı. Fotoğrafa küçük yaşlardan bu yana ilgisi olan Isabella bu yeteneğinin üzerine giderek gerekli girişimlerde boy gösteriyordu. Ancak kariyer planlaması düşündüğü gibi ilerlemeyecekti. Ablası Gigi yavaş yavaş endüstrideki yerini sağlamlaştırıyor ve markalarında aranan yüzü olmaya başlamıştı. O dönemlerde ablasının yaptığı modellik mesleğinin arka planında yer almak isteyen Isabella, ablasının değişen ve gösterişli bir hal alan hayatından ve annesinin kendisine de aynı şekilde yönlendirmesi üzerine işin mutfağından çıkıp göz önündeki kısmında yer almaya karar vermiş. Model olmaya karar vermesi üzerine fotoğrafçılık eğitimine ara veren Isabella da gözünü sadece modellik endüstrisine dikmişti. Anne Yolanda her ne kadar tüm çocuklarını destekliyor olsa da tüm odağı ve inancı ilk çocuğu olan Gigi'nin üzerineydi. Isabella'yı da destekliyor ve modelliği konusunda onu da tıpkı ablası gibi Amerika'nın en iyi modellik ajansına yazdırmış ve bu anlamda alacağı eğitimlerin önünü çoktan açmıştı. Ancak arada ince bir fark vardı ki bu da anne Yolanda'nın Isabella'dan daha çok Gigi'ye olan inancıydı. Bu yüzden tüm odağını Gigi'ye endekslemişti. Isabella ise daha çok kendi kaderine bırakılmıştı. Ama kader bu ya. Kimin ne noktaya geleceği ve insanların hayatlarının ne noktaya ulaşabileceği kimse tarafından tahmin edilemezdi. Ve bu hikayede de süreç bu şekilde işleyecekti. Ablası Gigi'nin bu kadar popüler olduğu dönemlerde Isabella ise doğuştan sarışın olmasına rağmen yine kendisi için radikal bir karar almış ve sarı saçlarını koyu renge boyatmıştı. İleride verdiği bir röportajında ise bu kararından şu şekilde bahsediyordu. Hadid ailesine iki sarışın fazla gelebilir. Gigi'ye benzememek için saçlarımı boyatmayı tercih ettim. Farklılık iyidir. Hem benim ruhum sarışın olmak için biraz fazla karanlık. Görsel anlamda oldukça değişikliğe gittiği bu dönemlerde bundan sonraki süreç Isabella için tamamen bambaşka ilerleyecekti. 16 yaşına gelen Isabella isminde de bir değişiklik yaparak sadece Bella kısmını kullanıp kendisine yeni ismi üzerinden bir kariyer inşa ediyordu. Ablasının ajansında modellik üzerine aldığı eğitimleri hızlı bir şekilde tamamlayan Bella 16 yaşındayken ilk modellik projesi Flying Sky için hazırlanan bir reklam projesinde gerçekleştirmişti. Bu modellik çalışmasının hemen ardından ise aktör Barnes ile The Swan Settings ve Smokin' Hot isimli yapımlarda yer aldı. Bu performansların ardından ise Hannah Heisen 2013 yılı sonbahar-kış dönemi için hazırladığı koleksiyon için modellik yaptı ve ardından ise en yakın arkadaşı olan Jesse Stark'ın aile markası olan Chrome Hearts için kamera karşısına geçti. Abla Gigi'nin tüm dünyaya hükmettiği bu dönemlerde Bella ablasına kıyasla göz önünde çok da fazla olmayan ve daha sakin ilerleyen bir modellik kariyerine sahipti. Ajansının kendisine olan desteğini her fırsatta hisseden Bella 21 Ağustos 2014'te New York Moda Haftası'nda özel bir proje için yürüyerek podyum deneyimini arttırmaya başlamıştı. 2014'ün Aralık ayında ise Jealous magazine kapak olarak
olarak yavaş yavaş dergi sektörüne de dahil olmaya başlamıştı. Ve asıl büyük teklifi 2015 yılında alacaktı. Şubat 2015'te daha önce ablası Gigi ile çalışan Tom Ford aynı yıl içerisinde yapılacak olan sonbahar kış koleksiyonu için Bella ile anlaşmıştı. Bu Bella'nın ilk global bir marka için yürüdüğü davetti ve aynı zamanda da bununla birlikte yavaş yavaş diğer büyük markaların da havuzuna düşmeyi başaracaktı. Yavaş yavaş işleri hareketlenen Bella 2015'in Nisan'ında CR Moda kitabında Body by Bella başlığıyla yer aldı ve hemen ardından Mayıs ayında AM Forum AIDS hastalığıyla mücadelesi için düzenlenen sinema galası için yürüyerek bağış toplanmasında yardımcı olmuştu. Yine 2015'te dönemin en büyük iç giyim markası olan Victoria's Secret'ın Pink Holiday isimli kampanyasında yer alarak görünürlüğünü yavaş yavaş arttırmaya devam ediyordu. 2015'in sonbaharında New York Moda Haftası'nda Tony ve Marc Jacobs için yürüme şansı kazanmıştı. Hemen ardından ise Londra Moda Haftası'na uçtu. Böylelikle Topshop, Unique ve Jilt markaları içinde yürüme şansı kazanmıştı. Hemen ardından ise hiç durmadan Milano Moda Haftası'na katılarak Moschino, Missoni ve Bottega Veneta için yürüyerek dünyanın en büyük moda haftalarında hem yüzünü hem adını büyük kitlelere tanıtmayı başarmıştı. Yıl bitmeden Aralık 2015'te ise ilk kez Roma'da Chanel için yürüyerek artık bu dev yarışta ben de varım dercesine Bella Hadid ismini tüm camiaya mühür gibi kazımayı başarmıştı. Mükemmel başarılarla geçen bu 2015 yılında her şey Bella için sadece iş hayatında yolunda gitmiyordu. Özel hayatında da muazzam gelişmeler söz konusuydu. Bir arkadaş ortamında tanıştığı The Weeknd ile kısa sürede flörtleşmeye ve ardından ilişki yaşamaya başlayan Bella ve Abel ilk etapta ilişkilerini saklasalar da bir süre sonra bunu başaramamış ve ilişkilerini açık bir şekilde yaşayarak tüm medyayla paylaşmaya karar vermişlerdi. Hatta 2015 yılı bitmeden ilişkilerinin başlarında oldukları dönemlerde ise Bella erkek arkadaşı Weeknd'in The Night isimli şarkısının müzik videosunda yer almıştı. ...2016 yılına geldiğimizde ise Paris Moda Haftası'nda Chanel'de yürüyerek yılı iddialı bir şekilde açmayı başarmıştı. Chanel'in hemen ardından ise Marc Jacobs'ın My America isimli kampanyasında yer aldı. Şubat 2016'da ise Rihanna'nın ekibi kendisiyle iletişime geçmiş ve Rihanna'nın markası olan Fenty'nin Puma ile yaptığı işbirliği defilesinde yürümesi için teklif almıştı. Bella teklifi kabul etmiş ve o geceye de katılarak herkesi etkilemeyi başarmıştı. Son dönemlerde de dergi kapaklarında oldukça popüler olmaya başlayan Bella, Mayıs 2016'da ise kapak yıldızı olmaya başladığı bu dönemlerde Vogue Türkiye'ye kapak olmuş, her geçen gün yıldızını parlatmaya da devam ediyordu. Neredeyse tüm moda haftalarında yer alıp bütün markaların defilelerinde yürüme hakkı kazanan Bella, iş dışındaki tüm vaktini erkek arkadaşıyla geçiriyordu. 31 Mayıs 2016'da ise Bella, Dior markasının marka elçisi olduğunu duyurdu. Bu kampanyayla birlikte American Vogue'un YouTube kanalına konuk olarak takipçilerini makyaj anlamında bilinçlendirecek bir eğitim videosu yayınladı. Haziran 2016'da Paris Moda Haftası'nda, Temmuz ayında ise Versace ve Dior markaları için yürümüştü. Bu iki büyük işbirliğinin ardından ise Fendi'nin büyük kampanyasında da yürüyerek gitgide podyumun zirvesindeki isimlerden biri olmayı başarıyordu. Kasım 2016'ya geldiğimizde ise Bella'nın hayatında bir takım değişiklikler söz konusu olmaya başlamıştı. Neredeyse bir yıldır ilişki yaşadığı ve artık herkes tarafından kabul gören Weeknd ile olan ilişkisinin bittiğini açıklayan Bella, ilişkinin bitiş sebebinin ise her iki tarafında iş hayatının çok yoğun olması ve birbirlerine yeterince zaman ayıramamak olduğunu söylemişlerdi. Bu ayrılık her iki taraf için de zordu ancak iki taraf da kendi işlerine odaklanmak ve çalışmaya devam etmek zorundaydılar. Üstelik ikisinin de kariyerleri tam olarak bu ayrılıktan sonra zirve yapacaktı. Ayrılığın hemen ardından Weeknd yeni albümü olan Starboy'u duyurdu ve albümden ilk single olarak Starboy isimli şarkısını yayınlamıştı ve Weeknd artık pop ve R&B müzik camiasında o kadar büyük bir yer edinmişti ki kendisini tüm büyük davetlerde ve organizasyonlarda görmek son derece mümkündü. Bella da kariyerinin zirvesine çıkmak üzereydi ve durdurulamaz bir güce sahipti artık. Ve tam bu dönemlerde Bella kariyeri için önemli bir teklif almıştı. Bu teklif ise dönemin en büyük modellerinin yer almak için birbirleriyle yarıştığı Victoria's Secret Show'da yürüme teklifiydi. Gelen bu teklifi hemen kabul eden Bella o gece için hazırlıklara başlamıştı. Ancak bu gece sıradan bir şov olmayacaktı. Oldukça ilginç ve magazinsel detaylara sahipti. Bella'nın kariyerinde ilk defa yer alacağı bu büyük gecede sahne alacak olan müzisyenler de duyurulmuştu. Ve bunlardan biri de Bella'nın yeni ayrıldığı The Weeknd yani eski sevgilisi olacaktı. Bu o gece için muazzam bir PR'dı ve organizatörler medyatik olan bu ilişkinin gecenin reyting ve sponsorluk gelirlerini arttırmak adına böyle bir yola başvurarak büyük bir sükse yaratılmasını sağlamışlardı. İnsanlar ayrılıktan 2 ay sonra aynı platformda yer alacak olan bu iki eski sevgilinin o geceyi nasıl sürdüreceklerini düşünürlerken büyük şov gecesi gelip çatmıştı. The Weeknd sahnedeydi ve melekler yavaş yavaş podyumda yürümeye başlamışlardı.
söyle. Ardından ise tarihe geçen o ikonik anlardan biri yaşanmıştı. Weeknd şarkısını söylerken podyumda bir anda bella belirmişti ve sahne sırasını en iyi şekilde sürdürebilmek adına işine odaklıydı. 2 ay önce ayrılmış olmalarına rağmen aylar sonra ilk defa yan yana, hatta göz göze gelen bu ikilinin arasındaki çekimi görmemek mümkün değildi. Bu olayla birlikte o gecede tarihin en çok izlenen şovlarından biri olmayı başarmıştı elbette ki. 2017 yılına geldiğimizde ise Bella yine iddialı bir şekilde işine sarılmıştı. 2017 ilkbahar yaz koleksiyonu için New York Moda Haftası'nda Michael Kors için yürümüş ve yine moda haftasına damga vurmayı başarmıştı. Hızlıca ilerlediği kariyerinde işine odaklanmasına rağmen ara ara Bella'nın hastanelik olduğu ve serum taktırdığına dair fotoğraflar paylaşıldığı dönemler oluyordu. İnsanlar bu durumun her ne kadar Bella'nın yetersiz beslenmesi ve yoğun iş temposundan kaynaklandığını sanmış olsalar da aslında olay tamamen farklıydı. 14 yaşında yakalandığı Lyme hastalığı 18 yaşından sonra iyice agresifleşmişti ve Bella sürekli dayanılamayacak ağrılar ve sancılar çekiyordu. Bu hastalığın kesin bir çözüm ve tedavisi olmamakla birlikte bundan dolayı da hastalığın kendisini en çok podyumda yakalamasından korkan Bella sürekli bağışıklık güçlendirici takviyeler almak zorunda ve bununla birlikte de hep iyi beslenmek zorundaydı. Bella'nın bu hastane storyleri ayrıldığı erkek arkadaşı olan Weeknd'i atlatamıyor başlıklarıyla ele alınsa da aslında gerçek tamamen Bella'nın yıllardır boğuştuğu Lyme hastalığı ile alakalıydı. 2017 yılı içerisinde ablası Gigi'nin yüzü olduğu Tommy X Gigi koleksiyonun tanıtıldığı gecede podyumda yürüyen Bella, kuliste verdiği röportajında ablasıyla aynı sektörde olduğu için çok mutlu olduğunu, asla bir rekabeti olmadığını ve birbirlerini sürekli destekleyip her işbirliklerini kendi aralarında özel bir yemek eşliğinde kutladıklarının altını çizerek barışçıl mesajlar vermeye devam ediyordu. 2017 yılı aynı zamanda Bella'nın şişirilmiş bir Hollywood balonu olmamakla birlikte dünyanın tüm problemleriyle yakın ilgilenen, özellikle de yaşadığı ülkenin ana problemlerini hiç çekinmeden dile getirebilecek cesarete sahip olan bir kadın olduğunu hepimize gösteren bir yıl olmuştu. Dönemin Amerika Başkanı'nın mülteci sorunu sebebiyle Amerika'da mültecilere karşı büyük acımasızlık ve zorbalık olarak nitelendirilen açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Bella, babasının da yıllar önce Filistin'den Amerika'ya göç eden bir mülteci olduğunun altını çizerken dinler ayrımı yapılmasına şiddetle karşı çıkarak kendisinin de Müslüman kökenli olmasıyla gurur duyarak İslamofobinin önüne geçebilmek adına defalarca kez büyük kitlesini İslam inancı üzerinden bilinçlendirerek siyasetçilerin çarpıtmalarını engel olmaya çalışıyordu. Ve yine aynı bu dönemlerde Donald Trump'ın Meksika sınırına Berlin duvarı gibi bir duvar öreceğini açıklaması üzerine ayaklanan halkla birlikte protestolara katılan Bella bu konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı. Gerçekten farklı bir geçmişe sahibim. Ben dünyanın her yerinde inanılmaz deneyimler yaşadım ve öğrendim ki hepimiz sadece insanız ve hepimiz saygıyı ve nezaketi hak ediyoruz. İnsanlara sırf etnik kökenleri sebebiyle kabalık yapılması kabul edilemez bir şey. Tüm bu sosyal bilinçlendirmesinin dışında hem kariyerinde hem de özel hayatında her şey yolunda giderken 2017'nin sonlarında özel hayatında ilginç gelişmeler söz konusuydu. Bella'dan sonra Selena Gomez ile ilişki yaşamaya başlayan Weeknd, Selena'nın Justin'e dönmesinin ardından kendisi de Bella ile iletişime geçmişti ve paparazziler Weeknd'i Bella'nın New York'taki evinden ayrılırken fotoğrafını çekmiş ve basına servis etmişlerdi. Bununla birlikte tekrar bir araya geldikleri konuşulmaya başlasa da Bella'nın arkadaş çevresi aralarında şu an için sadece iyi bir arkadaşlık olduğunu ve bir araya gelmek gibi bir planlarının olmadığını söylemişlerdi. 2018'de de diğer yıllarda olduğu gibi hızlı bir giriş yapan Bella, Ocak 2018'de Vogue Kore'nin kapağı olmuş. Ardından ise ablası Gigi ile Vogue İngiltere'ye kapak olarak yine isimlerinden en çok bahsettiren ikili olmayı başarmışlardı. Ve tam bu süreçlerde magazinsel bir durum yaşanarak Bella'nın özel hayatı ifşa olmuştu. Bella ve Weeknd son görüşmelerinin ardından sessizliğe gömülmüşlerdi ve haklarında herhangi bir gelişme söz konusu değildi. Ta ki bu sürece kadar. Cannes Film Festivali'nde öpüşürken görüntülenmişlerdi. Uzun süredir bir arada olan çift artık tekrar başladıkları ilişkilerini gizleyemiyorlardı. Ve medya tüm gözünü bu ilişkinin üstüne dikmişti. Özel hayatıyla birlikte manşetleri süsleyen Bella, bu gündemin ardından 2018 Paris Moda Haftası'nda Tommy, Missoni, Roberto Cavalli, Fendi ve Michael Kors için yürümeyi başarmıştı. 2018'in sonlarına doğru 2016'da ikonik bir hal alan Victoria's Secret performansından sonra tekrar yetkililerden teklif almış ve 2018'i de Victoria's Secret Show'daki görkemli yürüyüşüyle tamamlamayı başarmıştı. 2019'da da işine sarılan Bella, CR Runaway'in 90. yıl dönümü şovu için Irina Shayk ile birlikte yürüyerek ikonik anları bizlere hediye etmişlerdi.
başarısını inanılmaz bir şekilde katladığı bu dönemlerde çok fazla zayıflaması sebebiyle inanılmaz bir linç yemeye başlamıştı. İnsanlara göre Bella kendini kasıtlı olarak aç bırakıyor ve ideal fiziğin sağlıksız bir fizik olduğunu ortaya koyarak insanları yanlış yönlendiriyordu. Halbuki top modellerine uyması gereken bir form vardı ve Bella da sadece işini yapıyordu. Bu tepkiler karşısında istediğini alamayan ve göz önündeki insanları zorbalamayı kendilerinde hak gören bu insanlar kilosundan sonra da bu kez de hiç gülümsemiyor olmasını sorun haline getirip asık suratlılığı sebebiyle Bella'yı toplum önünde küçük düşürmeye çalışıyorlardı. Bu nişler karşısında Insta'yla ufak bir açıklama yapan Bella konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı. Modelliğe başladığımda o kadar yoğundum ve çok çalışıyordum ki kadrajlara çok fazla gülecek kadar enerjik hissetmiyordum. Gülümsemedim ve sonrası da bu şekilde devam etti. Başarısı, karakteri ve duruşuyla insanları rahatsız edecek herhangi bir tarafının olmamasına rağmen Bella kendisini linçleyen tüm köpekleri susturmayı başarmıştı. 2019'un Şubat ayında sevgilisi Weekend'in doğum gününü kutlayan Bella, Instagram'da yayınladığı postla birlikte erkek arkadaşını tüm dünya karşısında onurlandırıyordu. Ancak işler ne yazık ki bu kadar güzel ilerlemeyecekti. Ağustos 2019'da çift iş sebebiyle çok farklı ülkelerde yer almaları gerektiği için bu süreci daha fazla yönetemeyip yorulduklarını açıklayarak ayrılmaya karar vermişlerdi. Bu her iki taraf için tekrar üzüntülü bir dönem demekti. Çünkü aralarındaki çekim yıllardır azalmadan artan bir tutkuyu içeriyordu. Ancak ne yazık ki bu tutku ikiliyi bir arada tutmaya yetmemiş ve her ikisi de kendi yollarına giderek işlerine ve kariyerlerine odaklanmayı tercih etmişlerdi. Uzun yıllardır yoğun çalışma temposu ve stresli hayatı yüzünden yıpranan Bella, Amerika'nın pembe pamuklara sararak dünyaya empoze ettiği Hollywood hayatının dışına çıkmış, genç kızları ve takipçilerini yaptığı işin ruh sağlığı üzerinde bıraktığı yaraları açıklayıcı bir şekilde ifade ederek insanları aydınlatmıştı. Bella yaptığı açıklamada hiçbir şeyin göründüğü gibi kolay ya da güzel olmadığını, 18 yaşından bu yana yaptığı bu işin kendisini pek çok anlamda zorladığını ve bazı günler stres ve anksiyete yüzünden güne ağlayarak başladığını ya da önemli bir çekim olduğunda çekim biter bitmez kulisine bile gidemeden çekim stüdyosunda defalarca kez ağlama krizine girecek kadar tükendiğini ve çalışma saatlerinin çok acımasız ve insan ruhunu yavaşça tüketen aralıklardan oluştuğunun altını çizerek bir farkındalık yaratmaya çalışmış ve insanları aydınlatmayı hedeflemişti. Bu açıklamasının ardından ise sosyal medyaya ara verdiğini söyleyerek bir süre kullanmayacağını ifade etmiş ve sadece özel hayatına odaklanmıştı. Bir süre dinlendikten sonra 2020 yılında özel hayatına ve işine hızla sarılan Bella, New York Moda Haftası'nda yine pek çok markayı temsilen yürümüş ve bu işte artık zirvede olduğunu, başta ablası Gigi olmak üzere artık karşısında hiçbir rakibinin ya da kıyaslanacağı birinin olmadığını kanıtlar nitelikte işlere imza atarak kariyerini ince ince işlemeye devam ediyordu. Moda Haftası'nın ardından ablası ile birlikte Vogue Fransa'da kapak kızı oldular ve Bella ardından Vogue İtalya'ya kapak olarak dergi sektöründe de tüm pasta dilimlerini tek başına yiyebileceği bir başarıya ulaştığının altını çizmeye devam ediyordu. Bella uzun süredir o kadar çok işiyle meşguldü ki özel hayatında da bir süredir kimse yoktu. Fakat 2020 yılıyla birlikte özel hayatında da ilginç gelişmeler söz konusuydu. Bella'nın hayatına yeni biri girmişti. O kişi ise art direktör olan Mark Kelman'dı. İkiler ne kadar Temmuz 2020'de ilişkiye başlamış olsalar da ilişkilerini halkla aylar sonra paylaşacaklardı. Birkaç yıldır süren İsrail'in Filistin'e ait olan Kudüs'ü kendi başkenti olarak dünyaya empoze etmeye çalıştığı bu dönemlerde İsrail'in izlediği bu politikanın bir getirisi olarak İsrail ve Filistin arasında yaşanan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği bu konuyla alakalı hiçbir zaman sessiz kalmayan Bella, milyonlarca kişinin takip ettiği Instagram hesabı üzerinden defalarca kez Filistin'in uğradığı haksızlık, başta çocuklar olmak üzere tüm sivil halkın hayatının yok edilmesi ve Bella'ya göre İsrail'in haksız bir şekilde Filistin'i yok etme çabasının korkunç bir karar olduğuna dair durmaksızın sosyal medya hesabından paylaşım yapması büyük bir olay olmuştu. Büyük markaların arkasındaki Yahudi lobilerinin Bella'ya karşı nasıl bir tepki koyacağı merak konusu olsa da Bella korkusuzca ve kaybedeceği işleri düşünmeksizin ailesinin kökeni olan Filistin'le ilgili tüm sorunları her fırsatta cesur bir şekilde sosyal medyasında servis etmekten vazgeçmiyordu. Bella o kadar net paylaşımlar yapmıştı ki bir süre sonra Instagram Bella'nın hesabına shadow ban, yani görünmeyen engel atmıştı. Bu da demek oluyordu ki Bella'nın storyleri ve paylaştığı postlar sadece belli bir kesimin önüne düşüyor ve keşfete milyonlarca insana ulaşmasına engel oluyordu. Haliyle bu da
burada Bella'nın iş hayatını etkileyip negatif anlamda kayıp yaşamasına sebebiyet verebilecek bir durumdu. Bununla birlikte Bella kendisine yapılan bu kısıtlamayı da çekinmeden sosyal medya hesaplarından ifşa etmiş ve Instagram'ın kendisine uyguladığı bu yaptırımdan dolayı da asla susmayacağını ve hiçbir şeyin kendisini bu konuda durdurmayacağını açıklamıştı. Her ne kadar birkaç marka bu cesaretinden dolayı Bella ile çalışmaya devam etmeyeceklerini açıklamış olsalar da Bella hiç hız kesmeden Amerikan moda dünyasını tek başına domine etmeye ve en sağlam markaların yüzü olmaya devam ediyor ve markalara kendi gücü karşısında diz çöktürmekten de geri durmuyordu. Tüm bunların ardından 2021'de de büyük işlere imza atan Bella, Givenchy'nin sonbahar kampanyasının yüzü olmuş ve yine milyon dolarlar kazanmıştı. 2022'de de hız kesmeden çalışmalarına devam eden Bella, aynı yıl içinde yapılan Paris Moda Haftası'nda onur konuğu olmuş ve yine podyumun en çok konuşulan milyon dolarlık yüzü olmayı başarmıştı. Tüm bunların yanı sıra Bella yaşadığı yeni ilişkisinde de oldukça mutluydu. Yakın çevresinden gelen bilgilere göre Bella yeni ilişkisinde dinlenmiş hissediyor ve aynı zamanda da iş yoğunluğunun dışında kendisine bu kadar iyi gelen bir insanı bulduğu için şanslı hissediyordu. Her ne kadar Bella'nın erkek arkadaşı çirkin, yetersiz ve gösterişsiz olarak linçlense de Bella ilişkisine sahip çıkmaya ve tadını çıkarmaya devam ediyordu. Yaptığı işler ve adını getirdiği nokta ile modellik dünyasında şu an yaşayan efsanelerden biri olmayı başaran Bella, tarihte bir ilke imza atacak şov hazırlanıyordu. Ve bu şov da geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti. Copernic'in ilkbahar 2023 defilesini Fabricant teknolojisi kullanılarak canlı yayında ve aynı şekilde tüm konukların karşısında çıplak bir şekilde dururken vücuduna uygulanan sprey boyayla yapılan işlemde bir anda üzerinde silip bir kıyafetin oluşması hem teknolojinin geldiği boyutların ne kadar büyük olduğunu vurguluyor hem de bunu tarihte ilk yapan model olarak Bella'yı rakipsiz bir şekilde günümüzün en önemli modeli olarak zirveye konumlandırıyordu. Dünya görüşünü açık bir şekilde ortaya koyduğu için başta Instagram'la birlikte büyük markaların arkasındaki kalın enseli milyonerler tarafından kariyeri engellenmeye çalışılsa da Bella kendi tarihini yazmaya devam ediyordu. Tüm bunların dışında Bella Hadid artık bir markaydı ve Amerikan moda dünyasının zirvesindeki tek isimdi. Geldiği bu noktada yaptırdığı estetiklerle değişen yüzünü de hiçbir şekilde saklamayan Bella, küçük dokunuşlarla birlikte güzelliğini çok daha farklı bir seviyeye ulaştırmayı başarmıştı. Ne ablası Gigi Hadid ne de rakibi olarak ele alınan Kendall Jenner, Bella'nın prestijine ulaşamamıştı. Anne Yolanda Hadid pasif olduğunu düşündüğü için ikinci plana aldığı kızı Bella'nın bugün dünyanın zirvesindeki isim olacağını tahmin edemeye dursun, Bella bugün hem işinin zirvesinde hem de sahip olduğu şöhretin ve gücün kurbanı olmayarak sosyal sorumluluk konularında da bayrak taşıyarak önemli isimlerden biri olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan korkunç depremden sonra New York'taki Türk evine bir kamyon dolusu yardım kolisi teslim eden Bella, bu anları sosyal medya hesabında paylaşarak milyonlarca insanı Türkiye'ye yardım etmesi konusunda bilinçlendirmiş ve aynı zamanda da bağış linkleri paylaşarak insanları Türkiye'ye bağış yapmaya teşvik etmişti. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bella ile ilgili pek çok şey söyleyebilirim ama videonun özeti zaten karşımızdaki duran bu kadının ne kadar muazzam ve kaliteli bir kadın olduğunu bizlere gösteriyor. Gerçekten büyük bir araştırma yaptım ve önünüze iyi bir içerik çıkartmak için birkaç gündür uykusuz kaldım diyebilirim. Umuyorum videoyu beğenirken sizler de keyif almışsınızdır. Her zaman söylediğim gibi videoyu yorum atmanız ve videoyu beğenmeniz çok önemli. Bunlar benim içerik üretmeye devam etmem konusunda büyük bir motivasyon kaynağı. Tüm bunların dışında da beni seviyorsanız ya da bu videoyla tanıyıp sevdiyseniz kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşünceye dek kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.